başarı saati olarak şimdi de Türkiye'nin en güzel şehri İzmir'in Tire ilçesinde et ve sakatat sektöründe hizmet veren bir işletmedeyiz. İşletmenin sahibi Mehmet Kınacı Beyefendi'ye mikrofonumuzu uzatalım, çalışmalarının nasıl gittiğini kendisinden dinleyelim. Mehmet Bey, öncelikle kısaca sizleri tanımak isterim ekran başındaki izleyicilerime. Ben Mehmet Kınacı. Evet. Burada abimden işletme sahibiyiz, Şevket abimden. İşte buradan kendisine selam gönderelim. Abime çok çok selam gönderiyorum. İşte abim dış işlerine baktığı için mezbahalardan şeylerimizi toparlayıp geliyor, mahallelerimizi alıyor. Abiniz hijyenik. Tamamen dış tarafta, siz burada satışını gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Abim dış tarafta. Evet. O satışlarla ilgileniyor, alımlarla ilgileniyor. Ben hazırlamakla ilgileniyorum. Evet, kaç yıldır bu sektörün içindeyiz? Hemen hemen 40 sene falan oldu bu sektörün içinde. 40 sene. Bozuma babadan gelme. Tabii, babadan gelme. Kuşaktan kuşağa bu şekilde aktarıldı. Dördüncü kuşak. Maşallah. İlerlemeye kaydediyoruz ama evet. Bu sektörde önem verdiğimiz tek şey hijyen. Evet. Her şeyin hijyen olması lazım. Buradan Milas, Bodrum, Selçuk, Kuşadası, Çeşme, evet, Çeşme, yani. Seferihisar, Mordoğan. Toplu satışlar galiba, doğru toplu, mudur? Toptan satış bunlar. Hayır, siz burada mezbahalarda gidiyorsunuz, ürünleri alıyorsunuz. Alıyoruz, burada hazırlıyoruz. Evet. İsteğe bağlı. Diyor. İşletmenin ihtiyacına aynen. Göre siz onların ihtiyacını gidip gönderiyorsunuz. Evet, siparişleri alıyoruz. Evet. Buradan yüklüyoruz arabamıza. Onları gönderiyorsunuz. Evet. Peki hedeflemiş olduğunuz yerler misiniz? Var mı projelerimiz? Tabii. Hedeflemiş olduğumuz projelerden bir tanesi Seferihisar'da steakhouse açmak. Evet. Hem satışını hem de... Hem satışını hem pişirme... Hem yemesi hem de satışı. Aynen öyle. Aynen. Hem yedireceğiz hem satacağız. Evet. Çok orada. Güzel. Çok güzel İnşallah, proje. Bakalım, kesinlikle nasıl? Seferihisar halkı için de çok güzel bir proje İnşallah. Olmuş olur. İnşallah. Sizler için de aynı şekilde öyle farklı bir şube açmış olacaksınız. İnşallah yani. Evet. Peki burada son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Vallahi... Bu söyleşinin son sözlerini sizlere bırakmak isterim. Buyurun. Tire halkına çok çok teşekkür ederim. Burada 5 seneden beri hizmet veriyoruz. Tire halkına çok çok içtenlikle teşekkür ederim.